Ey iman edenler, size hayır verecek şeylere sizi çağırdığı zaman Allah ve Resulüne icabet edin. Bakın, ey iman edenler, size hayat verecek şeylere sizi çağırdığı zaman Allah'a ve Resulüne icabet edin ve bilin ki muhakkak Allah kişi ile kalbi arasına girer ve siz gerçekten ona döndürülüp toplanacaksınız. Eğer fetih istiyor idiyseniz, işte size fetih. 1985 tarihine veriyor. Maşallah. Mehdi'nin çıkış tarihi. Maşallah. Kur'an'dan ayet. Ama eğer inkardan ve eski yaptıklarınızdan vazgeçerseniz bu sizin için daha hayırlıdır. Yok geri dönerseniz biz de döneriz diyor Allah. Yani eğer siz deccaliyet yaparsanız biz de size Mehdiyet'le karşılık veririz diyor Allah. Toplumunuz çok da olsa size bir şey sağlamaz diyor. Yani milyonlarca, milyarlarca olabilirsiniz diyor. Ama Allah ezerim diyor. Değil mi? İnşallah. Çünkü Allah müminlerle beraberdir. Yani Mehdi taraftarıdır Allah. Her devirde Mehdiyet taraftarı olmuştur. Evet, inşallah. İnşallah. Bir de ey Allah'ımız, eğer bu Kur'an bir gerçek olarak senin katından ise gökyüzünden üstümüze taş yağdır veya acı bir azap getir bakalım demişlerdi. Allah'ı denemeye kalkıyor kafirler. Oysa diyor sen içlerinde bulunduğun sürece Allah onları azaplandıracak değildir. Yani toplam bir afat gelmez diyor. Sen onların içindesin. Evet. Sen o beldede bulunduğun müddetçe o beldeye bir bela gelmez diyor. Mehdi'nin bulunduğu yere de değil mi bir bela ve afat gelmiyor. Gelmeyecek inşallah. İnşallah. Ve dolayısıyla deprem olmuyor. Bakın o yani. Toz bulutları geldi biliyorsunuz. İkiye ayrıldı. İstanbul'a yine dokunmadı. Evet. Deprem de yine değil mi? Adalara kadar geldi. Dokunmadı. Ta çıktı çıktı avcılardan. İnşallah evet. Şey yaptı. Değil mi? Devam etti. Evet. İnşallah. Ey iman edenler, Allah'tan korkup sakınırsanız sizi doğruyu size doğruyu yanlıştan ayıran bir nur ve anlayış Furkan verir. Kötülüklerinizi örter ve sizi bağışlar. Allah büyük faz sahibidir. Hani o inkar edenler seni tutuklamak ya da öldürmek veya sürgün etmek amacıyla tuzak kuruyorlardı. Aynı şekilde Mehdi'ye de bu yapılacaktır. Onlar bu tuzağı hazırlıyorlarken Allah da bir düzen, bir karşılık kuruyordu diyor. Ben de bir tuzak kuruyordum o anda diyor Allah. Allah düzen kurucuların, tuzakla karşılık verenlerin en hayırlısıdır diyor Allah. Ben daha yaman tuzak kurarım diyor Allah. İnşallah. Hatırlayın, hani sizler sayıca azdınız, sayınız azdı diyor. Mehdi talebelerin sayısı az olacak biliyorsunuz. Ve yeryüzünde zayıf bırakılmıştınız. Herkes hakaret edecek, iftira edecek Mehdi'ye değil mi? Tutuklamaya kalkacaklar. İnsanların sizi kapıp yakalamasından korkuyordunuz. Mesela polisin alıp götürmesinden yahut bir başkasının mesela çetelerini alıp götürmesinden çekiniyordunuz. İşte o sizi yerleşik kılıp barındırdı. Sizi yardımıyla destekledi. Ve sizi temiz şeylerden rızıklar verdi ki şükredersiniz. Mesela iftira atılır değil mi? Gelir seni alır. Bir oyun olur. Ben polisi tenzih ederim de ama onun kanadıyla bir oyuna insanı sürükleyebilirler. Yani polis masumdur ama orada insanlar onu kullanmaya kalkabilirler. Veyahut örgüt yapabilir, bir şey yapabilir. İnşallah. İnşallah. Onları siz öldürmediniz ama onları Allah öldürdü. Attığın zaman sen atmadın ama Allah attı. Müminleri kendine güzel bir imtihanla imtihan etmek için diyor. Şüphesiz Allah işitendir, bilendir. Yani her şeyi ben yaratırım diyor Cenab-ı Allah. Bir şeyi attığınızda da ben atarım, siz atıyormuşsunuz gibi görünür. Ama doğrusu ben atarım diyor Allah. Evet. Enfal suresi. Gerçekten Allah kafirlerin hileli düzenlerini boşa çıkarıcıdır. İnşallah. İstediği kadar düzen yapsınlar, istedikleri kadar oyun oynasınlar, ne yaparsa yapsınlar boşa çıkarıcıdır diyor Allah. Evet. Ebced'i 2017 tarihini veriyor. Maşallah. İslam'ın hakimiyeti maşallah. İnşallah. İnşallah hocam. Ve sizlerden 25, yalnızca zulmedenlere isabet etmekte kalmayan bir fitneden korkup sakının. Yani bak garibanlara da gelir, halka da gelir. Yani büyük bütün dünyayı kaplayan bir bela gelir diyor Allah. İnşallah. Değil mi? Evet. Büyük bir sıkıntıya girersiniz.
Tamam, sen belki ilgilenmiyordursun. Yani insanlara tebliğ yapmıyordursun. Fakat namaz kılıyordursun, oruç tutuyorsun. Hepinize gelen diyor, gelecek olan bir isabet etmekte kalmıyor. Bak diyor, ve size ve sizlerden yalnızca zulmedenlere isabet etmekte kalmayan, ya dünya çapında bir fitneden korkup sakının, bilin ki gerçekten Allah ceza ile sonuçlanması pek şiddetli olandır. Birinci Dünya Savaşı'nın talim veriyor. Maşallah. 1913. Maşallah. Değil mi? Dünya, evet. Birinci Dünya Harbi'nde adamlar, alakasızlar da, alakalılar da hepsi belanın içine girer. Çünkü onlar tebliğ yapmadılar. İnsanları sakındırmadılar. Evet. Böyle bir tehlikeye karşı insanları uyarmadılar. Evet. Değil mi? Evet. Uyarmaları gerekmez miydi diyor Allah zaten diğer bir ayette. Evet. O zaman herkese dokunur diyor Allah gelen bela. İnşallah. Evet. Yani susana da dokunur diyor. Susmak da bir suçtur çünkü. Tabii ki. Evet.